Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden Total War Roma 2 Sparta Devleti'ne devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu savaşımızı yapalım. En son bir savaşta bırakmıştık. Bu savaşı ben niye yapıyorum? Ordularım zayıf durumda. Otomatik yaptığınızda zayıf birlikleri önden gönderebiliyor ve bu birlikleri kaybedebiliyorsunuz. Yani tehlikeli. O yüzden hiç tehlike atmak istemiyorum. Önden de paralı askerleri göndereceğim. Askerlerim fazla zorlanmasın diye. Ve benim ordum da bu taraftan geliyormuş. Şöyle gelecek. O tarafa da alırsam daha iyi olacak. Bir başlayalım önce bir. Onların ordusu başka yerden geliyormuş. Yakından geliyorsa... gelin böyle de. Uzaktan geliyor. Önemli değil. Şimdi paralı askerleri bir ön tarafa alabilir miyiz acaba? Bu paralı askerlerimizi bir ön tarafa alıyorum. Bunlarla beraber... Bunları bir yapalım. Onlar önden gidecekler. Kendi askerleri, Sparta askerlerimizi tabii ki koruyacağız. Onları önden göndermiyoruz. Siz de geliyorsunuz bunlarla beraber. Açma şansım var mı daha fazla? Bir saniye, ben daha fazla açmanı istiyorum. Bu güzel. Bu formasyon güzel. Şimdi ikinci olarak kargıcıları. Kargıcı basalım. Kargıcı çok az var orada ya. Az geliyor yani. Biraz daha kargıcı basmak lazım. Gerçi askeri binamız oluyordu en son. Olduktan sonra hemen yapalım bu bölgede. 3'te bunlar olacaklar. 4'te şunlar olsun. Sen de o gruba katıl. Veya şu zayıfları almayalım ya. Bunlar beklesinler. Ne olur ne olmaz. Boşuna kendini zorlamasınlar. Atlara da bazıları almayacağım. Bazılarını almayacağım. 5 bunları yapıyorum. 6 sapancılarımız. Böyle gelsinler. Şimdi sapancı üstünlüğümüz var herhalde. Bir öne sürüyorum bunları. Böyle gelin. Burası çok büyük değil mi ya panel? Bana böyle geldi. Aslında bir adım küçültebiliriz bunu ya. Bir deneyeceğim. Burada 1080p'yi aldım. Çok kasmasın diye yapıyorum. Şöyle daha iyi gibi sanki ya. Aynen böyle daha güzel. Alışmak lazım buna. Böyle çok daha iyi. Şimdi. Evet. Şunları öne aldım. Sol taraftan şeyler gelebilir. O yüzden sol tarafı koruyacağım. Atlılar. Sağ tarafı da koruyacağım daha sonrasında. Böyle yapıyorum. Atlar saklansın. Düşman atları çünkü çok güçlü gerçekten. O barbarlar güçlü oluyor atlılarda. Dikkat etmekte fayda var o yüzden. Tamam gelecekler. Öne sürüyorum bunları da. Buradan gelecekler yalnız. Gelin buraya. General böyle gelsin. Saldırın. Abi yine de saldırıyor ya. Çek geri şunları. Hoplitleri gönder. Şimdi kargıcıları gönder şuradan.
battle. This is a shameful display. Eriokoi hoplites! Eriokoi hoplites! Pikes at the ready. Sparta! Pikemenler, açın pike'ları. Abi pike'ları niye buraya aldın ki ya? Tamam, atlılar şu an boşta. Güzel. Tekrar saldırın. Pikemenler güzel saldırıyor. Şuna biraz zayıflamış ama önemli değil. Şöyle biraz da ilerleyebilirsiniz. Az bir şey daha. Sapanca'da yakalanmış. Bir geri çek sapancaları şöyle. Çek şuraya. Bunları aldık. Şimdi piyadelerine saldıracağım. Geri yapın. Tekrar saldırın. Karşı saldırıya geçiyor ya kurnaz. Geri yap. Evet, güzel. Orası dağıldı. Orası dağıldı arkadaşlar. Düşman generali öldü. Güzel. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Atlılar saldırın şunlara. Affetmeyin onları. Evet, kovalayacağız tabii ki çünkü bir savaşımız daha var burada. O bayağı kaçan var yalnız ya. Buradan kaçan var mı? Yok. En azından bunları alabilirsek iyi olacak. Bunlara bir saldırın. Bunlar da yakaladı bayağı bir. Güzel. Çoğunu yakaladık dostlar. Çoğu kaçamadı. Yolda yakalandı bunlar. Güzel. Evet, askerlerin çoğu katledildi burada. Komutanlar öldü. Kaçamadılar. 795. Fazla altın vermiyor ya. Niye böyle az veriyor? Neyse, para paradır sonuçta. Azı çoğu yoktur. Renk verdiler çünkü adam kalmamış. Ulusu yok ettik dostlar. Güzel haber.
Hemen şimdi burayı değiştirelim. Olmazsa. Şeye çok gömülüyoruz ya. Bir yer aldıktan sonra değiştirmek çok zor gerçekten. Aslında Helenlere saldırmak daha iyi olacak. Direkt onun bölgesinde evleri direkt bana geçtiği için uğraşmıyorum değiştirmekle en azından. O güzel oluyor. Askeri binamız da olmuş. Şu an kargıcı falan basabiliriz. Bunları iptal ettik. Bir de üstündeki bazı askerleri iptal edeceğim. Güzel. 2177 kazanıyoruz. Adım başı. Tur başı. Kargıcı biz basalım da orduya verelim. Ordunun güçlendirilmesi lazım çünkü. Baktığınız zaman. Evet, sıradaki hedef bunlara saldıracağım bu arada. Biraz Makedonya'nın rahatlamasını istiyorum. Aramız iyiyken devam edelim böyle bu şekilde. Savunma mütefikliğimiz var hiç olmazsa aramızda. Daha çok iyileştiririz. İlişkilerimizi hemen geliştirmiş oluruz ama bana liman lazım. Liman. Başkenti olan bir liman gerekiyor. Mesela burası gibi. Ama Roma'ya da saldırmak istemiyorum şu an. Başka böyle bir başkentin liman olduğu bir yer. Arkadaş yok yani. Bir tek bu tarafta var. Acaba bu taraflara gelsek mi? Bergama'ya falan saldırabiliriz. Daha sonra Mısır'a falan geçeriz. Yani askeri hedeflerimizde baktığımız zaman Hellas, Makedonya, İtalya, Suriye. Yine bak bu tarafa gideceğiz. Pars ve Trakya var. Yani ben bu tarafa doğru aslında biraz daha genişleme yanlısı olmak istiyorum. Size öyle söyleyeyim. Gecenin 12'si dostlar ve bir tane adam ara gaz vererek yoldan geçiyor yani. Ben anlamıyorum. Gecenin 12'si olmuş ya. Abart egzoz koymuş arabasına belli ki yani. Sesi size gelmiştir kesin. Ya şimdi buna sövme de başka bir şey yapma yani. Ne bileyim abi, gecenin 12'si ya. Mahalleden böyle geçemezsin abi yani bu saatte. Ben anlamıyorum bu insanların kafa yapısını. Şimdi neyse. Burayı geliştireceğiz. Daha sonrasında bu bölgenin Aking ve Sisak yukarı çıkıyor ya. O kötü oldu. Yukarı çıkması kötü oldu. Ve aram iyi değil bunlarla. Ki ben kuzey ilerlemek istiyorum. Kuzeyinde şöyle bir demir madenleri falan çok ünlüdür dostlar. O demir madenlerine ulaşabiliriz en azından. Hem kuzey hem güneye de geçebiliriz. Olmazsa ilerleyen zamanda. Komutanlarımız da var. Bir sıkıntı yok. Şu an bir sıkıntı görünmüyor. Şunu ne yapabiliriz acaba? Bütün süvari birimlerini verdiği silah hasarını geliştiriyor. Menzilli birim yabancı topraklarda yapılan savaşlarda 112 moral. Çok gerekli değil bu. Şu güzel. Bunu her zaman veriyorum biliyorsunuz. Bütün birimlere zırh, bütün birimlere yakın muharebe savunması %20 ve tüm menzilli piyade ve süvari birimleri için %6 saldırı menzili veriyor aynı zamanda. Bu da güzel. Bu da hücum bonusu. Sefer haritasında hareket menzili ve bütün birimler için moral veriyor arkadaşlarım. Bir adım daha bir puanlama sistemi gelmesi lazım. Onu da bekleyebiliriz olmazsa. Aslında. Ve buna veremiyoruz. O puanı bekleyebiliriz olmazsa ya. Bekleyelim. Evet. Şuna versem mi acaba? Bütün Ruslar olan diplomasiye +3 veriyor mesela ulus genelinde. Ve siyasi partiler için +8 sadakat veriyor. Çok güzel bir özellik. Bu var ya mükemmel. Buna vereceğim. Daha son puanda mı öyle bir şey yapıyor? İkinci puanda veriyor. İkinci puan verelim bir an önce de buna. Tabii böyle bir şansımız varsa. Seviyesi son seviye değil ama. Bir iki seviye daha olması lazım. Şu anda siyasi durumumuz gayet iyi. 24. Tamam. Risk yok. En azından. Risk falan görünmüyor. Askerlerimi ben basıyorum. Evet, kargıcıları basalım.
3 kargıcı alacağım toplamda. Şimdilik. Ve İllira bölgesini yavaş yavaş geliştirmeye başlayabiliriz mesela. Şu yerleri bir değiştirmek istiyorum. Rıhtım aslında ticaretten 60 zenginlik veriyor ama ticaret pek fazla yapmıyoruz şu an. Hani bir anlamı var mı bunu yapmanın? Bilmiyorum. Bunu yapacağım ama asayişi düşürüyor. Şimdi kalsın bakalım. Evet dostlar, savaş ilanı geldi. Makedonya'yı çağırdım savaşa. Yukarıdan geldi savaş ilanı. Güzel. Hatta onlara ben saldıracaktım eninde sonunda. Veba bende olmasın lütfen. Bende değil. İyi bari. Şu Sisak tarafından geldi. Ki tahminimce öyle bir tahmin de vardı. Evet. Bunda buna verdik. Bu ne yapıyormuş? Ne yapıyormuş? Esas ordudaki tüm zırhsız piyadeler için %10 moral. Bu ne tabanlı? Azim tabanlı. Azim üzerine ne verebilir başka? Yok, başka bir şey yok. Peki burada şey var. Şu var mesela. Ana ordunun bütün karabimleri için %9 menzilli saldırı hasarı. Ana ordudaki tüm bimler için %9 silah hasarı. Kurnazlı tabanlı. Kurnazlığına göre buna bonus veriyor mesela. Kurnazlık üzerine gidebiliriz şimdi. Ticaret anlaşmalarında %3 tarife geliri. Kurnazlık tabanlı. Fena değil. Başka bir şey var mı? Bu da paralı askerlerin bakım masrafını düşürüyor. Ama gerek yok şu an. Bu daha güzel. Bunu yapalım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Önce bir asker değişimi yapalım. Bir asker değişimimizi yapalım. Ve tuzak kuracağım aynı zamanda. Bir saniye. 1, 2, 3. Şimdi sen bana bir tane bir asker ver. Sapancı ver. Öyle. Gerisini al. Buradan böyle gelebiliyormuşuz. Tamam. Aa, pusuyu kuramıyorum. O kötü oldu işte. Bunlar pusu kursun olmazsa, kurabiliyorsa. İsyan çıkmaz inşallah. Tamam, burası değiştirilmiş. Güzel. Asayiş durumu güzel arkadaşlar. Asayişte bir sıkıntı yok. Eğlenceden getiri var ama çok para gidiyor ya. Çok para gidiyor. Bakalım, şu an bekleyeceğim. Düşman iki taraftan geldi bu arada. İyi ki de yatırım yapmadık buraya. Çünkü buraya alacaklar büyük çoğunlukla. Çocuk doğdu. Kim oldu? Oğlum mu oldu, kızım mı oldu acaba? Bunu niye göstermiyor ki? Neyi olduğunu. Neyse, sonra bakarız da. Buradan bir ordu geliyor arkadaşlar. Bu biraz büyük sıkıntı olacak bizim için. Garnizonda ama şey var aslında. Sparta kargıcısı var. 3 kargıcımız var. Alırım ben bu savaşı. Alırım ben bu savaşı. Bunlar geldiler buraya. Ve gidebiliyorum kendilerine. Güzel. Beni görmediler galiba burada. Neyse, görmesinler. Çok daha iyi benim için. Gelin böyle. Tamam. Evet, biraz zayıf askerlerimiz var. Ama sıkıntı var mı? Hayır, yok. Düşmanda atlılar da var. Atlı alsam aslında iyi olur bence. Bu ne? Tarantin süvarisi. En sevdiğim süvari. En sevdiğim süvaridir kendisi. Kaça geliyor bu? 375. Hiçbir şey var ya bunun parası. Hiçbir şey arkadaşlar. İki tane alsam yeterli. Bayağı bir içine geçerim bu ordunun ben.
Böyle yaparsam. Kaçmadı da en sevdiğim var ya. Şu an en sevdiğim şey oluyor. Evet, %72 bayağı bir oran düşük. O yüzden arkadaşlar bu savaşı yapalım. Yağmursuz güzel bir hava bizi karşılıyor burada. Bizim askerlerimiz bu taraftan gelecekler. O Tarantinleri kullanmak istiyorum. En azından düşman atlılarını yok edersek savaş başlamadan tam olarak bizim için çok daha iyi olacak. Ve şimdi orada mı bekliyorsun? Tamam, bekle bakalım orada. Bu Tarantinleri bir gönderelim öncelikle. Ön taraftan. Şu ordumuzu bir ayarlamak istiyorum. Bu sefer şunlar önden gidecekler. Bunlarla beraber. Bir size yapıyorum. İki kargıcılar. Üç. Ve dört de bunlar olacaklar. Dört. Beş. Atlılarımız, altı Tarantin süvarisi. Ve Tarantinler bizi böyle korusunlar atlılarımı. Burası aslında fena değil. Ama ordusu kaçmasın ya. Yalnız öyle bir mevzilenmiş ki. Çok iyi bir yerde bu arada. Atlı mı bunlar? Atlılar. Gelin şöyle. Şimdi kargıcı fazla arkadaşlar. En sevdiğim kargıcımız var artık bundan sonra. Bir sıkıntı yok. Rahat rahat savaşabiliriz en azından. Böyle bir rahatsız edin şunları da. Daha doğru gelsinler. Siz de yani yaptığınız iş mi şimdi şu an ya? Bir geliyor bir gidiyor. Gelin böyle de bari. Onları karşılayayım. Neyse, ben şeyle saldırıya geçeceğim. Sapancılarla. Gelin bana. Güzel. Kaçır onları, şöyle aç. Aç hoplitler, Balkanları. Saldırmak zorunda kaldı atlılar. Aç kargıları. Hiç alamamışlar yanınıza. Yazık size. Order.
Baytlar. Gelin böyle. Komutanlar. Biraz yürüyün. Evet, atlarımızı aldı, güzel. Hemen gelin. Şurayı dağıtın iyice. Girin buraya. Tarantinler şuna saldırsın. Ya oğlum gelseniz, hızlı gelin ya. Ne yapıyorsunuz burada? Direkt bana geliyor. Geri çekil. Girme oraya, girme oraya. Komutanlar. Yanlış attım bu arada. Evet, destek alıyorum şu an ordulara. Gelin böyle. Siz de gelin böyle. Bunlar fazla zarar görmesinler. Çek geri onları.
Our men flee the field of battle. This is a shameful display. The enemy general is dead. Swingers! Orders! Understood! Evet, düşman general öldü. Artık bu saatten sonra işleri bitti arkadaşlar. Bunları şöyle kapatıyorum. Kıskaca alıyorum bir nevi. Atlar biraz sonra saldıracaklar. İşleri bitecek. Devam ediyoruz tabi, bırakmıyoruz savaşı. Kaçırmamam lazım askerlerin çoğunu. One of our units has used all its ammunition. Güzel. Çoğu askeri burada ölmüş oldu. Evet dostlarım, şimdi çoğu askeri öldü ve az bir askeri kalmış ama bu ordu yok olabilir. Para aldığımda 1093 geliyor, gayet güzel. Kaçtı ordusu ama onu yakalayacağız şimdi, bir daha saldıracağız. Sorun yok. Tekrardan saldırıya geçeceğim. Forgive me, but I cannot. At your command. We cannot pass here. Ready for battle. Kill them all. Evet, böyle olabiliyorum. Ne vurdu be? Çok fena. Çok fena. Evet, 228 de buradan geldi. Fena değil. En azından kısa gönül kârı diyoruz yani biz buna. Seviye atlamadı maalesef. Diğerleri seviye atlamış olabilir bu arada. Bunu bırakıyorum ya, yapmayacağım şimdi. Bunu da bıraktık. Buradan seviye atlamış. Şimdi biz buna vermişiz. Bundan gidecek. Bundan gitsin mi, bir de buna veririz daha sonra. Bu farklı bir kabiliyet puanı vermiş oluruz. Böyle olsun. Tamamdır. Bu şekilde yaparız. Evet dostlar, burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.